Profesör Doktor Orhan Tarçın ve bağırsak sorunlarından korunmanın yollarını az sonra canlı yayında anlatacak. Mide ve bağırsak sağlığı mutfaktan geçer diyorsanız ekran başı. Evet, değerli konuklarım, bu yaz neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan bir salgın sebebiyle hastanelerin acil servisleri doldu taştı. Kusma, ishal ve titreme şikayetleriyle hastanelere koşan vatandaşlarımızın mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen bu salgının sebebi neydi? Alanında uzman konuklarımla bugün 4 isimle bu önemli konuyu konuşuyor olacağız. Konuğum gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Ve gıda önemli haberiyle dilerseniz başlayalım. Yaz aylarında korkutan bir sağlık sorunu olan mide gribi salgını acil servislerde yoğun bir şekilde görülmeye başladı. Özellikle de sahil kenarlarında hastalar genellikle ateş, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle acil servislere başvuruyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar hem de aşırı sıcaklıklar mide ve bağırsak enfeksiyonlarında artışa neden olduğunu aslında biliyoruz. Bundan korunmak için el hijyeninden içme sularına kadar pek çok detaya dikkat etmemiz gerekiyor. Orhan hocam, şöyle devam edelim istiyorsanız. Genellikle mide bağırsak enfeksiyonları dendiği zaman hep bir karın ağrısı, bir ishal veyahut da bir kusma söz konusu olduğunda bizim aklımıza geliyor. Bu enfeksiyonların belirtilerinden birazcık bahsedelim mi? Özellikle de sıcakların artmasıyla birlikte yaz aylarında görünen enfeksiyonlardan sizin denk geldiğiniz, karşılaştığınız acile gelenler arasındaki. Yaz aylarında tabii enfeksiyonlar çok sık görülüyor. Bir kısmı bakteriler, bir kısmı da virüsler tarafından yapılıyor, meydana getiriliyor. Ama şöyle bir durum var. Sıcak havayı bakteriler de virüsler de seviyor. Hı. Ve daha kolayca yürüyor. Şimdi bu bakterileri ve virüsleri değişik yollarla alıyoruz. Eğer ki ağızdan aldık, değil mi? Geliyor. Eğer ki midedeki asit bariyeri yeterli değilse, değişik nedenlerle veya mide koruyucu ilaçları çok alıyorsak midede kolayca üreyebiliyor. O zaman karın üst bölgesinde bulantı, ağrı gibi şikayetler oluyor. Yani üst tarafı tutuyor. Ne yapıyor hocam bakteriler ve virüsler midemizde? Yani o ağrının sebebi, o ishalin bağırsaklarımızı bozmasının sebebi ne oluyor? İç tabakayı iltihaplandırıyor. Yani bakteri geliyor, midenin iç çeperine yerleşiyor ve orada rahatsızlık oluşturuyor. İnflamasyon yaratıyor ve bu sefer karında ağrı oluyor, bulantı oluyor. Ve tabii vücudun bir savunma mekanizması var. Orada üreyen bakterileri dışarıya atmak istiyor. Evet. O zaman kusmayla dışarıya atıyor. Ya da ishalle mi? Tabii. Ya da bu bakteriler veya virüsler aşağıya doğru ilerlerse bağırsakları tutuyor. Yukarıyı tutarsa gastrit, alt tarafı tutarsa enterit diyoruz. Eğer ki bağırsakları tutarsa, tabii bağırsaklarda mikroplar üreyince vücut savunma mekanizması olarak bunu atmak istiyor. Ve bu sefer ishal ortaya çıkıyor. Bağırsak hareketleri hızlanıyor, bağırsağa su çekiliyor ve bu bakteriler uzaklaştırılmaya çalışıyor. Sonuçta ishal ortaya çıkıyor. Yani aslında kusmayla bu bakteriler sanki daha çabuk hemen atılabilirmiş ama bağırsakları eğer tutarsa, sanki hani ikinci beynimiz ve yönetici diyoruz ya, evet, sanki oradaki iş birazcık daha, mekanizma birazcık daha zorlaşıyor ve atılması daha zor oluyor. Çünkü ishal için şey deriz mesela, kusma için tehlikeli demezsiniz diye düşünüyorum. Ama ishal olduğumuz, hani uzun süren ishallerin su kaybı sebebiyle de mesela hoş olmadığını biliyoruz, doğru mu? Tabii. Şimdi şu var. Yani mideyi tuttuğu zaman çok fazla aşağıya inmemiş demektir. Ama enterit de olduğu zaman yukarıdan aşağı bütün sindirim sistemini tutmuş oluyor. Ve tabii ki uzun sürerse hem bazı mineralleri kaybediyorsunuz. Tabii aynı zamanda inflamasyon çok olunca ve 3 haftayı geçince vücut için çok yıpratıcı, evet, oluyor. Ve daha başka araştırmalar yapmak durumunda kalıyoruz. O zaman olay kronikleşmiş oluyor. Peki. Günün önemli ikinci haberiyle devam ediyoruz. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla baş etmenin bir yolu da aslında hepimizin tükettiği buzlu içecekler. Buzun aşırı ve yanlış kullanımı ise gastroenterit, yani mide ve bağırsak sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar önemli bir konuda daha uyarıyor. Sıcak yaz aylarında içilen soğuk ve buzlu içeceklere dikkat. İçeceklerin buzla beraber tüketilmesi son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz ishal ve kusmaya sebebiyet veriyor. Çünkü kaynağını bilmediğimiz klorlaştırılmış bir suyla hazırlanan veya iyi yıkanmamış ellere temas eden buz üzerindeki mikroorganizmalar hastalık yayıyor. Hocalarıma sormadan önce nasıl dikkat ederiz, neler yapabiliriz sormadan önce sokağa çıktık ve sizlere sorduk efendim. Buyurun. Bu yaz bir salgın herkesi kırdı geçti. Acil servislerse doldu taştı. Çocuklar, yetişkinler, herkes mide bağırsak salgını yüzünden hastanelere akın etti. Peki bu salgının esas sebebi nedir? Uzmanların da söylediği gibi hazır buzlar mı? Gelin bir de sokağa soralım. Merhaba.
Merhabalar. Bu yaz bir mide bağırsak salgını yaşandı biliyorsunuz ki. Siz bu salgına yakalandınız mı? Sanıyorum yakalandım, evet. Nasıl semptomlar gösterdi? Bağırsaklarımda normal olmayan bir takım durumlar fark ettiğimde bunun araştırmasına gitmiştim. Böyle bir salgın olduğunu duydum sonrasında. Kaç gün peki yakalandınız, kaç gün çektiniz? 3 gün evden dışarı çıkmadım. Peki bu salgının en çok hazır buzlardan kaynaklandığını biliyor musun? Çok fazla insanın bu salgına yakalandığını duymuştum. Bunun da sebebinin öyle olduğunu siz de araştırmışsınız. Ben de eminim böyle olduğundan. Duydum. Bir arkadaşım aniden bir ishal durumuyla karşılaştı. Herhalde yediği yiyeceklerden ya da sıcaktandır. Sizde oldu mu peki? Evet, benim de bir ara bir midem bulandı ama tam doktora gitmediğim için kendi kendime teşhis koydum. Herhalde bir şey dokunmuştur ya da sıcaktan olmuştur diye. Peki buzlu içecekler tüketiyor musun? Ben hiç tüketmem. Bu salgın en çok buzlu içeceklerden dolayı. Televizyonda da duydum. Buz yapılan sular normal su olduğu için ondaki mikroplar içeceklere geçiyormuş. İnşallah bizden uzak durur. Evet ya, çok fena oldum. Çok karnım ağrıdı. Çok rahatsız oldum. Acil hastaneye falan gittiğim oldu. Bayağı ağır geçirdiniz. Evet, galiba. Biraz ağır geçirdim herhalde. İshal vesaire oldu mu? Yani evet. İshal olunca anladık zaten. Peki öyle buzlu içecekler tüketmeyi seviyor musunuz? Soğuk bir içeceğe dair bir buz atmak hoşuma gidiyor. Yani psikolojik olsa gerek herhalde. Peki bu salgın en çok buzlardan kaynaklanıyor mu? Aa, ilk defa duydum. Hazır buzlu falan da alıyoruz. Ondan da mıymış böyle? En çok buzlardan, hazır buzlardan kaynaklanıyor. Anladım. Evet, şimdi sizden duymuş oldum onu da. Ben de yaşadım kısa bir süre. Eşimde de aynı şikayetler oldu. Çevremde özellikle çocuklarda da bu şikayeti yaşayanların olduğunu gördüm. Şiddetli bir karın ağrısı, mide bulantısı beraberinde kusma ile birlikte bu şekilde şikayetleri vardı çevremde gördüğüm kişilerin. Peki bu salgının en çok hazır buzlardan kaynaklandığını biliyor muydun? Evet, biliyorum, aynen. Haberlerde de yine izlemiştim. Özellikle buzlu içeceklerde limonatalarda, işte içlerine konan soğuk içeceklerde falan sürekli oluyor. Hatta ben kendi çocuklarıma da çok seviyorlar ve tercih ediyorlar. O yüzden almıyorum bunları duyduktan sonra. Daha da dikkatli oluyoruz, evet. Yani aslında genel kanı şey olabilir mi hocalarım? buz kullanmamak dışarıda bilmediğimiz yerde ya da evde de yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Kim cevap vermek yani, isterse? Eğer ki buzu siz evde yapıyorsanız bu çok önemli bir problem olmayabilir. Ama dışarıdaki buzların eğer kuyu suyundan yapılanlarının bile olduğunu biliyoruz torbalar halinde. Bu sefer bu için, evet. Tabii, evet, bu bir sorun. Çünkü enfekte olabiliyor ve o mikrobik ajanları size doğrudan iletiyor ki bu var. Zaten birkaç kere de yakalandı geçen sene bildiğim kadarıyla. Bu seneyi bilmiyorum. Tabii aynı zamanda bir de bundan korunmak için de ya da aşırı klor koyulması var buzun içine. Aşırı klor koyduğunuz zaman klorun kendisi de ishal yapar. Buradaki ishal tabii mikrobik ajanlara bağlı değildir ama gerçekten bir iritasyon ve arkasından ishal yapar. Bazı bakteriler de tabii ki buzun içinde saklanabiliyor. Zaten İpakat Hocam biraz evvel söylemişti. Sonradan aktive hale gelebiliyor. Yani sonuç olarak buz konusu oldukça riskli. Bir de tabii bunun saklanması da önemli. Hani tatil mekanlarında genelde çok büyük kaplar içinde buzlar, torbalar, evet, halinde açılıp dökülüyor ve değişik küreklerle bardaklara konuyor. Bu esnada her şey kontaminasyona çok açık oluyor. Bir de çok dikkat etmek lazım. Portör muayenesi denen bir şey var. Genelde tatil mekanlarında çalışan kişiler oraya dışarıdan gelmiş oluyor ve bu kişilerin portör, yani taşıyıcı muayenesinin yapılması gerek. Bence bu konuyu çok ön plana almamız gerek. Çünkü şu anda yapılmıyor mu bunun? Yani belli kişiler yapılıyor, oradan gidiyor, yerine yenisi geliyor. Bu sefer hemen portör muayenesi yapılamıyorsa bu bir problem. Sezonun karmaşası içerisinde belki yapılamayabiliyor. Kayıtlı bir ekonomiyle işe girmiyorsa zaten zorunlu değil. İşveren onu masraf olarak görüp yaptırmamayı tercih edebiliyor. İki güne işten çıkıyor ya da saklıyor ne yazık ki. Saklıyor da bir taşıyıcı olduğunu. Yani burada parazitler de var tabii, evet, ama hepatit B, C, evet, tüberküloz, HIV bakılması lazım. Çok önemli. Bir de dışkıda parazit yumurtası. Çünkü tatil köylerinde, mekanlarda, o beldelerde maalesef parazit miktarda, parazitozlarda çok fazla görülüyor. Ve bir kısmının bu ishallerin bazı çok küçük parazitlerle oluşturuluyor.
işte giardia dediğimiz veya amebiyazis dediğimiz bu kişilerin bu yönden dışkı taramasında yapılması lazım. Yoksa yani orada çalışanlar çok kolay dışarıdakilere ve yiyeceklerle bulaştırabiliyor. Buz veya diğer yöntemler hangisi olursa olsun. Buz demişken bir şey daha dikkati çekmek lütfen lazım. Dondurma. Ha şimdi bakın çok gözden kaçan bir şey. Dondurma yazıldı buraya. Bu sene o kadar çok gördük ki Çağla Hanım. Dondurma yedikten sonra bizim grup B streptokok dediğimiz sütlerin içinde olan bir mikroorganizma vardır. Ve bu ne yapıyor biliyor musunuz? Boğaz enfeksiyonu yapıyor. Hani dondurma yeme, boğazın şişiyor. Şişer dediğimiz aslında şey. Aslında mikroplu dondurmadan meydana gelen soğuk bir şey. Soğuk kaynaklı ve, değil yani. Değil. Çünkü dondurma sütün içinde var. Uygun koşullarda pastörize edilmeden yapılmış dondurmalarda, denetimsiz olarak satılan dondurmalarla bulaşabiliyor. Tabii sadece bu kadar değil. Sütle bulaşan başka mikroorganizmalar da var. Listeria var. Gebeler için çok önemli. Yine mide bağırsak hastalıkları da dondurmaya bağlı olarak görülebilir şeyler. Çünkü gelen hastaya biz sorguluyoruz. Ne yedin? Çevrende başka var mı? Gibi gibi bir sürü soru soruyoruz semptomlarına göre. Ve maalesef çoğunun öyküsünde dondurma olduğunu da görüyoruz. Görüyorsunuz. Özellikle hocamın da söylediği gibi tatil yörelerinde denetimsizlik biraz daha fazla. Hani burada İstanbul'da veya başka bir kentte bellidir dondurma satanlar. Ama evet, tatil yörelerinde işte sahil kenarlarında orada burada denetimsiz satışlar var. Açıkta olmasında bir sıkıntı. Kesinlikle açıkta olmaması oluyor, gerekiyor. Evet. Zaten uygun koşullarda hazırlanmış, uygun olduğu tasdiklenmiş ürünlerin uygun kişilerce satın. Mesela şu parmak ne oluyorsa dondurmayı verirken destek olarak alıyor. Tabii, peki bu parmakta stafilokok var zaten. Bu kişinin ne elinde başka mikropların da taşıyıcısıysa servis yaparken bulaştırıyor. Ve siz onu yalayarak ya da kaşıkla yerken kendinize bulaştırıyorsunuz. Evet. Hijyen çok önemli. Çok. Eldiven takmalarına rağmen o şeyle parayı alıp geri veriyorlar mesela. Aynı elce para aynı el. Görüntüde eldiven ama hepatit A. Hepatit A. Aynen. Ulaşma bir de şekli. Maliyet sebebiyle kimi yani satışın çok olduğu yerlerde hocamın söylediği gibi büyük şehirler ya da mahallede çok fazla alışveriş yapılan yerlerde sirkülasyon çok oluyor. Ama eğer küçük kenarda kalmış bir yerse kimi ne yazık ki şeyler akşamları elektriği kapatıyorlar hop bütün gece çözünüyor. Çözünme sırasında sıcaklandığı için sıcaklık yükseldiği için bakteriler oynaşmaya başlıyorlar. Sonra sabah açtıklarında tekrar şey donuyor. Mesela bilirsiniz çözülmüş ve tekrar donmuş dondurmadan. Ben hep onu söylerim. Yani duygularınıza güvenin. Ay zaten şu dondurup onu tekrar çözdürme işini az sonra hem Tuba ile konuşacağız. Anlatacağız. Hem de pratik bilgiler uzmanı sevgili Meltem Açıken mutfağımızda olacak. Mide ve bağırsak sorunlarıyla karşılaşmamak ve zehirlenmemek için sıcak havalarda mutfağımızda genelinde nelere dikkat edeceğiz? Etleri nasıl saklayacağız? Tavukları nasıl saklayacağız? Konserve yaparken nelere dikkat edeceğiz? Buzlarımızı nasıl çözdüreceğiz? Buzlu besinlerimize hepsini konuşacağız. Orhan hocamızın sorusuyla devam edelim. Buyurun. Hocam merhaba. Yazın tükettiğimiz meyve suları, çaylar, kahveler su yerine geçer mi? Evet. Geçmez. Sıvı tüketiminden birazcık bahsedelim isterseniz. Yani yazın bol miktarda su içmek gerekir. Eğer ki çok fazla kahve veya çay içerseniz bunların aynı zamanda diüretik etkisi var ve sizin vücudunuzdan sıvının kaybolmasına neden olur. Onun için sıvı ihtiyacınızı gidermek için yazın mutlaka su için. Su içmemiz gerekiyor. Temiz buz atsak hocam içine. Temiz buz. Yani her zaman için soda yine de da iyi bir seçenek. Daha tabii. Iyidir, soda da iyi bir seçenek soda olabilir. O da iyi yerine geçer var, bir de. Tabii. Orhan ama hocam, günde ikiyi geçemiyoruz değil mi hocam? Evet, iki tane sodayı yani falan yani haftada geçemiyoruz. Üç diyoruz. O da sizin tabii şöyle bir şey var bakın. İçerdiği sodyum magnezyum falan çok önemli. Bazısının sodyum miktarı çok yüksek. Evet. Birazcık onu bilerek almak daha iyi olabilir. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Bakın bizdeki en büyük sorunlardan teki şu. Ya dışarıdan damacana su alırız veya mutfağımızda bir filtre var. Arıtma sularıyla ilgili siz, ne dersiniz? O arıtma sularından eğer ki siz kullanıyorsanız veya damacana ile su alıyorsanız
onların içinde genelde magnezyum yoktur. Kalsiyum da düşüktür. Onun için deriz ki biz. Siz kaliteli eğer bir ki su bundan... olmayabilir ama. Efendim? Kaliteli bir su olmayabilir arıtma suyu ama en azından hani pH dengesi vesairesi yerinde oluyor mu? Yok yok. Bakın orada mutlaka tabii tiplerine göre değişiyor ama onların filtreleri kalsiyum ve magnezyumu tuttuğu için bir müddet sonra ayağınızda kramplar falan ortaya çıkabilir. Onun için diyoruz ki biz eğer ki siz filtre veya damacana su içiyorsanız haftada 3 tane şu tip soda içseniz bu açığınızı kapatırsınız diyoruz. Mesela gerçekten magnezyumu çok düşürüyor bu doğal filtre maalesef. Sular. Onun için haftada siz eğer ki elektrolitleri dengeli olan sodyum düşük olanlar varsa çünkü piyasada şu anda 23 tane var bildiğim kadarıyla. Her birinin içeriği oldukça farklı. Yani eğer ki tansiyonunuz falan varsa sodyum düşük olanları tercih etmelisiniz burada tabii ki. Peki. Özellikle faydalı magnezyum tabii. İlaveli olanlar da var tabii şimdi. Efendim? Sular da çeşitlendi değil mi biraz? Tabii tabii. O onlar avantaj onlar yaratıyor. Onlar daha avantajlı tabii. Magnezyum önemli. Evet. 50-60 yaşından sonra takviye olarak da alınabilir aslında. Peki. İzleyici sorularıyla devam etmek istiyorum. Sabahları uyandığımda ağzımda çok acı bir tat oluyor ve öksürüyorum. Neden olabilir diye sormuşlar Mehmet Hocam. Şimdi acı bir tat ve öksürük demişler. Öksürük. Şimdi bunun tabii bizdeki pratik karşılığı genellikle reflüde olabilir. Yani kuru öksürük dediğimiz reflüde atipik semptomlardan biridir. Ağızdaki acı tatta yine midedeki diyelim Helicobacter pylori enfeksiyonunun indirekt bir sonucu olabileceği gibi ağız hijyenine dikkat etmemenin bir sonucu olabilir. Dil bulguları vardır bir takım karaciğer hastalıklarıyla alakalı, diğerleriyle alakalı ama bunun pratik karşılığı midede aşırı biriken asidin yukarı doğru yaptığı iritasyon tahriş sonucunda öksürük de böyle atipik kuru öksürük şeklinde olur. Onun altında genellikle reflüyü aramak lazım. Pozisyona göre de değişir. Ve akşam geç saatte yenilen yemekten sonra yatılmışsa bu daha fazla olabilir. Ama ağızdaki bu tatsızlık hala devam ediyorsa bir de sabahları ve akşamları fırçalarken yumuşak fırçayla dilin üzerini temizlemekte çok daha yarar vardır. Gece biriken bu bakterilerin iyice olmazsa kısmi bir dezenfeksiyonu sağlanabilir. Sağlanmış olur. Sabah da akşam da dişimizi fırçalarken dilimizi fırçalamak da önemli. Şöyle bir soru gelmiş. Yemek yedikten hemen sonra bir mide yanması yaşıyorum ve nefessiz kalıyorum. Ne olabilir demişler. Orhan Hocam. Yani bu da aslında bir reflü bulgusu. Yemeği yiyor, mideye gidiyor, asitle karışıyor. Arkasından tekrar hemen yukarıya çıkıyor. Yani yediğimiz çıkıyor. Yiyecekle de alakalı olabiliyor mu? Yoksa her ne yersek yiyelim yine aynı şekilde o yanma. Her yediğimde ne yersem yiyeyim yanma oluyor mudur reflü? Şimdi bazı gıdalarla daha fazla olur. Ekşi, acı, acılar. Asitli gıdalarla daha fazla olur. Ama midenize giriyor, asitle karışıyor ve eğer ki mide boşalma güçlüğünüz varsa özellikle midede birikiyor. Sonra geriye geliyor, yemek borusunun alt ucunu yakıyor. Çünkü yemek borusunun alt ucunda aside dayanıklı bir mukoza iç yapı yok. Tabii reflünün tek mekanizması bu değil ama burada özellikle hani yer yemez oluyor diyor ya. Evet. Yani bu reflüyü düşündürür daha çok. Peki. Yani bu mide bu tarz sıkıntılar yaşandığı zaman genellikle insanlar kulaktan duyma bir mide koruyucu almayı daha doğru buluyorlar ve çok rahat ettim. Sabah aç karnını alıyorum ne yesem artık hiçbir şey olmuyor diyorlarsa da mide koruyucularla ilgili hatta kanser yaptığını tetiklediğiyle ilgili de haberler çıkabiliyor. Biz de İftar Hocam'a burada soruyu yöneltebiliriz. Hocam mide koruyucuları tavsiye ediyor musunuz? Biz mide koruyucuları enfeksiyon hastalıkları uzmanları hiç sevmez. Çünkü vücudun dengesini bozuyor. Bizim midemizde bağırsaklara, kalın bağırsaklara doğru gidildikçe kendi bir mikrobiyatası vardır. Bu koruyucudur. Dışarıdan mikroorganizmaların girmesine engeller. Fakat bu şekilde sürekli olarak her şey, mesela antibiyotik veriyoruz. Hocam mide koruyucu da alacak mıyız? Antibiyotiğin etkisini azaltıyor. Böyle bir şey ama yok. Ama midemiz korunuyorsa o sırada belki de çok ama hassas bir midemiz varsa falan. Mideye zarar vermiyor. Zamanında doğru endikasyonda almak lazım. Çünkü doğru. Midenin asit videsi aynı zamanda koruyucudur. Aşırı mide asitesini bozan ilaçlar yani mide koruyucu olarak adlandırılan antasitler ve de ya da proton pompa inhibitörleri dediğimiz ajanları alanların
ağız yoluyla bulaşan mide bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlığı artar. Hmm. Çünkü koruyucu bariyer, o asidik bariyer ortadan kalkmıştır. Ama hakikaten mide bağırsak hastalığı vardır. O zaman endikasyonu doğrultusunda bir gastroenterolog önerisiyle ancak kullanılması gerekir. Yoksa ülkemizde hakikaten en fazla kullanılan ilaçlardan birisi. Değil mi? Biri mide antidepresan, koruyucu. İkincisi mide koruyucu. Aynen öyle. Evet. Çok gereksiz ve mikrobiyatayı bozduğu gibi enfeksiyonları da açık hale getiriyor. Bir de ilaç etkileşimleri çok ciddidir. Mesela hocam uyarıda bulunabileceğiniz şu etkileşim çok tehlikeli dediğiniz, örneğin, bizi uyarmak yani istediğiniz. Örneğin ilaçların isimlerini vermek belki veremiyoruz çok doğru değil hocam. Ama bazı antibiyotiklerin emilimini etkiler. Mesela tetrasiklin grubu antibiyotikler, kinolon grubu ki çok kullanılan ilaçlardır bunlar, emilimini olumsuz etkiler. Evet. O nedenle eğer endikasyon varsa o zaman dediğim gibi ilgili doktorun önerisiyle ancak kullanılmalıdır. Yoksa gelişi güzel kullanmak doğru değil. Doğru değil. Mehmet Hocam. Şimdi tabii bu İftihar Hocanın söyledikleri çok doğru. Her şey, bütün ilaçları endikasyonu varsa kullanmak gerekir. Şimdi mide koruyucu lafı da bu halk arasında kabul edilmiş bir laf. Proton pompa inhibitörleri. Adı üstünde hocam diyoruz. Evet. Koruyucu bizi koruyor yani. Nasıl zarar çünkü verebilir ki diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. İftihar Hocanın söyledi. Tamam, normal insanlarda kesinlikle haklı. Ama hiperasitte sendromu var adamda. Devamlı asit üretiyor midesi. Şimdi her şeyin aşırısı zarar olduğu gibi asidin de fazlası ne yapıyor? Erozyon yapıyor, ülser yapıyor, başka türlü tahrişlere yol açıyor. Reflüde yine yanmayı başlatıyor. Siz bunları normale getirmeyecek olursanız o zaman hayat kaliteniz çok bozuluyor. Eğer normalden fazla gelişigüzel kullanırsanız zaten B12 vitamin eksikliği yapıyor, fındık polipler yapıyor, başka şey. Hmm. Ama yeri yerince de hayatı kurtarıyor. Senin söylediğin mesela romatizmal ilaçlar, hakikaten aspirin ve diğer grup ilaçlar. Hı hı. Genel olduğu için söylüyorum. Evet. Nonsteroid dediğimiz bunlar aç karnına alıyor hasta. Zaten gastrit zemini var. O da mide bariyerinde, mukozada bir tahriş yaparak hadi kanama başlatıyor. Hı hı. Mesela bir ciddi bir ağrı kesici var. Bayanların adet döneminde çok sık kullanırlar. İsim vermiyoruz ama şimdi onu alıyor. Ben onunla birlikte çok kanama gördüm. Hatta yarı alayım diyor. Yarı aldığı zaman onlar tamamen bozulup direkt kanatıyor mideyi. Onun için her şeyde endikasyon. Hocanın dediği gibi eğer buna doktor karar versin, kafadan leblebi gibi bu ilaçları kullanmayalım. Evet, lütfen. Gelişi güzel kullanma her ilaç için, antibiyotik içinde, mide ilaçları içinde, diğerleri içinde. Bu mide ilaçlarını bir de kan pıhtılaşmasını önlemek için yani kullandığımız ilaçlar var. Hı hı. Onlarla da etkileşim yapar. İşte o yüzden kafamıza göre hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Onun için bu proton pompa inhibitörleri, öteki kan sulandırıcı ilaçlarla arada en aşağı bir 4 saat zaman olması lazım. Yoksa etkileşim oluyor. Evet, oluyor. Orhan Hocam bir de... Bu konuda ben de bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Ben de öyle gerçekten devam edecektim. Gerçekten çok önemli buyurun. Konu. Şimdi bu mide koruyucu dediğimiz asidi düşüren ilaçlar aslında gerçek ülser ilaçları ve reflü ilaçlarıdır. Koruyucu falan değil, hani böyle olmuş ama. Şimdi bir de bunların halk şöyle söylüyor. Ya ben bu ilacı almazsam bırakamıyorum. Ertesi gün şikayetlerim başlıyor diyor. Halbuki mekanizma bu. Normalde mide asidi şu seviyedeyken o ilacı verince bu seviyeye düşer. Ama siz bunu kullandınız 30 gün, 60 gün veya 90 gün kullandınız bu mide. Kestiğiniz zaman asit eski seviyeye çıkmaz. Tavana vurur birdenbire. İşte gelir hasta cayır cayır yanıyorum, çok sıkıntılarım var der. Onun için bu ilacı bırakırken biz özellikle hastalarımıza söylüyoruz. Hani neredeyse buna bağımlı gibi olmuş olanlara. 2 günde bir kullanın, 3 günde bir kullanın. Yavaş yavaş azaltın. Evet. Haftada 3 gün kullanın. Sonra 2'ye indirin deriz. Bu çok önemli bir konu. Doğal bir yöntem var mıdır? Mesela karbonatlı su için derler. Veya işte her sabah bir yemek kaşığı, bir zeytinyağı, işte o da bir koruyucudur mesela derler. Bu tabii ki çok ilerleyen dönemlerde belki etkili olmayabilir. Ama yine de tavsiye edilir bir şey mi? Kesinlikle. Etkileşimde eğer olacaksa diğer kullandığı ilaçlarla yani şöyle, diye. Yani zeytinyağı, sızma zeytinyağı, böyle gerçekten sızma erken hasat. Sabah yarım fincan, akşam yarım fincan ben öneriyorum. Kahvaltıyla birlikte. Aha. Mide bağırsak hareketlerine. Hani bir arabanın düzeninin yağlanması gibi. Gibi. Çünkü tahin çok de hem sağlıklıdır. Tahinin çok enteresandır. Reflüye karşı bir antagonist etkisi var. Ne etkisi? Yani iyileştirici etkisi var. Tahin mi? Tahin kullananlarda hep pastalar geliyor. Size oluyor mu bilmiyorum. Evet, ben tahin içtim. 2 kaşık diyor.
tamamen reflüm geçti. Tabii o anda bir antasit gibi geçirir ama netice itibariyle bu doğal olarak dersen sızma zeytinyağını sabah akşam alınması son derece önemli. Onları bir de doğal Akdeniz tipi beslenme. Ne kadar meyve sebzeden zengin beslenirse bir mide o kadar mide kanserine karşı koruyucu olur. Kesindir yani. Yıllardan beri böyledir. Tuzu az tüketmek, yeşilliği, meyveyi, sebzeyi fazla tüketmek. Bir de Çağla Hanım, bizim insanlarımız çok hızlı yemek yiyorlar. Bu çok hızlı yemek evet. de doğru bir şey evet değil. Evet efendim, bana bir da bunu anlatabilirsiniz. Tok, ben de biraz hızlı tok karna yatıyorlar. Yani uykuyu evet. beslemek diyorum ben ona. Nedir zararları? Hızlı yemek ve tok karnına yemek işte yap. Bu şikayetlerin hepsini yapar. Bunda, ani doğru. asit salgılanması, hı-hı. ani mide krampları. Çünkü belli bir hızı var. Yavaş yavaş lokmaları çiğneyerek sindirmek. Sindirime de biraz yardımcı olmak sindirim lazım. Sindirim sistemi açısından da çok önemli. Sonra mide boşken uyumak, işte reflü, uyku düzeni açısından da çok önemli. En az 4 saat vakit olması lazım. Son yemekle uyku saati arasında. Ve akşam mümkün olduğu kadar da az yemek lazım. Bunların hepsi sabahleyin sağlıklı kalkmak açısından son derece önemli. Az yiyin, akşam yemeği. Aç yatın, sabaha sağlıklı. Geç yemişseniz de sol yanınıza yatın. Reflü pozisyonu. Reflü pozisyonumuz soldu. Sol. Eğer çok doğru. geç yattık, bir olarak, davete evet. gittik vesaire, geç yatacaksak da sol yanımıza yatıyoruz. Tuba'cığım. Avrupa'dan son bir çalışma. Buyurun. Aynı gıda, hocamın söylediğini destekleyecek bir şey. Aynı gıdayı yiyen deneklerde yavaş yiyenin kan şekeri daha az yükselmiş. Yani aynı gıdayı yiyor. Yani açken bunu yapabilen zaten bence de o şekerin yavaş yükselmesini hak ediyor diye düşünüyorum. Yani onun bu kadar açken o. Değil mi? Ve daha çabuk doyuyorlar. Tabii daha erken doyuyoruz değil mi doyuyor hocam? Çünkü. Doğru. Beyin sinyalleri oluyor. Çiğnemeyi uzun tutmamız önemli. Ekmek saklama ile ilgili bir soru gelmiş. Ekmeğimizi nasıl saklayacağız, nasıl muhafaza edeceğiz? Yine bu az önce anlattığımız aldın, difrize attın fazlasını, sonra çıkardın, direkt makineye koydun veya tost makinesine ısıttın gibi saklama koşulları ile ilgili soru gelmiş. Ekmeğin Tuba. Ne olduğuna bağlı. Eğer bu çok francılı tipi dediğimiz, çok beyaz ve çıtır çıtır yemeği sevdiğimiz beyaz ekmekse onu buzdolabına koymanın bir anlamı yok. Çünkü onun o çıtırlığını istiyorsun. Ama ekşi mayalı, köy tipi, daha tam tahıl diyebileceğimiz ekmekler çavdarlar zaten vesaire. Özellikle ekşi maya. Ama şimdi ne yazık ki biraz yaramazlığa da kaçıyor kimileri. Yoğurt koyuyor, o ekşi tadı veriyor, ekşi maya diye satıyor. Ekşi ekmek, aynen öyle. Ekşi ekmek diyor. Ekşi hamur diyor. Mayalı diyemiyor. Halbuki ama. Mayalı değil. Mayalı, ama biz onu mayalı maya. Olarak aynen öyle. Alıyoruz. Ekşi maya güzel, içerideki proteinleri vesaire güzel parçaladığı için siz onu dilimleyip derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Ben bir de yaz ve kış ayrımı yapıyorum. Yazın mutfaklarımız aşırı sıcak. Ya da kışın bile evde bebeğiniz varsa, mutfak çok sıcak bir ortamsa ekmeğin çabuk küflenmesi söz konusu. Genel olarak ekmek buzdolabına konmaz. Neden? Çünkü nişastanın çabuk parçalanması söz konusu olabilir. Ama küflenecek bir ekmek, kıymetli bir ekmek yaptınız diye evet. küflenmesin diye buzdolabına koyabilirsiniz, derin dondurucuya koyabilirsiniz. Yeter ki porsiyonları çıkartınca tost makinesinde, güzelce döküm bir tost makinesinde ısıtabilirsiniz. Tavada ısıtabilirsiniz. Tüketebiliriz. Peki, günün önemli haberlerinden bir tanesiyle devam ediyorum. Bağırsak sağlığının önemini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bağırsak sağlığımızı iyileştirmenin yolu bulundu haberimizin başlığı. Amerikan Bağırsak Projesi'nin yaptığı bir araştırmanın ardından uzmanlar daha çeşitli bir bağırsak mikrobiyomu için insanlara her hafta en az 30 farklı bitki yemelerini önermeye başlamışlar. Şimdi buna sadece sebze ve meyveler dahil değil, bunlara tohumlar, baharatlar ve kuru yemişler eklememiz istenmiş. Şimdi mikrobiyomun bağırsak sağlığımız öneminden birazcık bahsedelim. Lifli tüketmenin, meyve sebze tüketmenin ve bunlara şimdi eklenen baharatlar, tohumlar oranacak. Evet. Şimdi aslında bu 30 çeşit sebze ve buradaki kuru yemişler Akdeniz diyetinde var. Tabii çalışma Amerika'da yapılmış ve şöyle bir özellik var. Amerika'daki beslenme batı tipi beslenme. Hamburger, patates vesaire, pizza bunlar daha çok tüketiliyor ve batı tipi beslenmedeki lif miktarı 6,5-7 gram. Olmadı 8 gram. Ama bizim ihtiyacımız olan lif aslında miktarı 20'nin üstü. Ve Akdeniz diyetinde 20-25 gram kadar lif alıyoruz posa. Yani
özeldir, sindirime dayanıklı bazı sonuçta lifleri bu şekilde almış oluyorsunuz. Ve de bu bağırsak sağlığına katkıda bulunuyor. Şimdi Akdeniz diyeti diyoruz ya, evet. Amerikalılarda çalışma yapmışlar. Bir 1954'te yapmışlar. İki 2019'da bir çalışma yapıldı. 42 diyet arasında Akdeniz diyeti birinci seçildi. Bakın müthiş. Ne o proteini arttıran, ne karbonhidratı, ne lif, evet. Yok. Sadece bu Akdeniz diyeti. Onun içinde zaten bu 30 çeşit bitki var, badem var, ceviz var. Evet. Onun için zeytinyağlarımız bol. Zeytinyağlı. Evet, haftada iki kere balık. Kırmızı eti 18 yaşından sonra azaltıyoruz. Haftada bir balık et. Ama kırmızı, pardon, haftada iki balık, bir tavuk. Ama kırmızı eti belli bir yaştan sonra haftada bir veya iki haftada bir kullanın diyoruz. 18 yaş dediniz. Özellikle gelişimin artık yavaşlamaya başlamasıyla birlikte mi 18 dediniz? Yani mesela gelişme tamamlandı. Gelişme tamamlanana kadar mutlaka kırmızı et yenilmeli. Ama biz tutup da hani 18 yaştan daha küçüklerin sıkı Akdeniz diyetine girmesini istemiyoruz. Çünkü kırmızı et miktarı az oluyor 18 yaşından düşükler için. Peki. Son bir haberimiz, probiyotik takviyeler işe yarıyor mu sorusu başlığı altında. Bazı araştırmalar probiyotiklerin bazı sindirim problemlerini, özellikle ishal ve kabızlığı hafifletebileceğini gösteriyor. Ancak tüm probiyotik ürünlerin etkili olmadığını belirtmek önemliymiş. Probiyotiklere dair araştırmalar henüz devam ediyor ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Probiyotik takviyelerini kullanmaya başlamadan önce yine doktorumuza danışmamızın önemi vurgulanıyor. Danışmıyoruz ama. Danışıyor muyuz probiyotik? Yani biz genellikle hani ne kadar iyi bakteri arttırırsam şu anda. Hani o kadar probiyotik iyi diye şampuan. Düşünüyorum. Ama kendi probiyotimi kendim üretmektense dışarıdan aldığımda probiyotiği bu ne kadar bu koruyuculuk içerisine dahil olabiliyor? Şimdi bakın, aslında normalde dışarıdan bizim probiyotik kapsül veya ilaç almamıza gerek yok. Normal şartlarda böyle bir şeye sağlıklı bir insanın ihtiyacı kesinlikle yok. Tamam. Ama probiyotik ihtiyacımızı karşılamak için örneğin kefir var, probiyotikli yoğurtlar var, tarhana var, boza var, şalgam var. Doğru. Bunların içinde bol miktarda probiyotik var. Bunları almasını tavsiye ediyoruz biz hastalarımıza. Tabii şöyle bir şey var. Bu öyle bir moda oldu ki, yani her gelen hastanın elinde 1-2 değil 4 tane probiyotik var. Bu şuna, o şuna, bu buna yarıyormuş diye geliyorlar. Hatta bazılarının içine işte magnezyum gibi mineraller de katılıyor. Ama daha işin aslına bakarsanız evet. Sadece özel durumlarda bu probiyotikleri biz kullanıyoruz. Şimdi ishali varsa evet. Bir probiyotik var. Biz bunun için gerekli bir probiyotiği hekimler çok yaygın kullanıyoruz. Ama onun haricinde ishal için diğer probiyotikleri kullanmıyoruz. Hı hı. Bir de kabızlıkta kullanımı çok yaygınlaştı. Hı hı. Gerçekten kabızlıkta kullanmaya da probiyotikleri gerek var mı? Yok. Sadece huzursuz bağırsak hastalığını kabızlıkla seyreden bir formunda kısmen etkili olduğu düşünülüyor. Yani biz bunu kabızlıkta da kullanmıyoruz. Peki hocam ve hocalarım, devam edeceğiz. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sağlık masasında bugünkü konuklarım her zaman olduğu gibi çok çok kıymetliydi. Çok büyük bir alkış rica ediyorum kendilerine. Mehmet Murat Tuncer hocama, İftar Köksal hocama, Orhan Tarçın hocama ve sevgili Tuğba Bayburtluoğlu'na. Çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Gerçekten böylesine önemli programda beni yalnız bırakmadınız ve izleyicilerimizle o kıymetli bilgileri paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum.